İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ramazan Kurtoğlu'yla özel yayınımız devam ediyor. Biraz daha ekonomi konuşacağız. Küresel iklim krizi, susuzluk ve kıtlık. Peki gelecek tasarımında fakirleşme dönemi nasıl olacak? Evet. Şunu ifade edelim. Tabii insanlık tarihi boyunca iklim zaman zaman ısındı, soğudu. Doğru. Ancak bugün de iklim krizi, ama günümüzdeki iklim krizi önemli ölçüde yapay. Yani tamamen har teknolojisinin de kullanıldığı bir kısım dış müdahalelere, ki Nikola Tesla'nın 1933'lerde falan geliştirmeye başladığı, daha sonra Vietnam Savaşı'nda kullanıldığını, daha sonra 1976'da Çin'deki depremde kullanıldığını, efendim daha sonra hakkında en çok spekülasyon yapılan hadiselerden biridir ki yıl 1998. Ben Kanada Birleşik'in Vancouver şehrindeki British Columbia Üniversitesi'ndeyim. Genelde üniversiteden çıkınca bir Robson Street Caddesi diye bir yer var. Oraya geliyorum. Orada bir ara Türkiye'de açılmıştı, sonra kapandı. Virgin Megastore dedik. Devasa, milyonlarca kitap, CD, DVD, onlar müzik CD'si, plaklar vesaire. Orada bir yer var. Orada kitap okuyorum, şeyler yiyorum, yazıyorum, çiziyorum. Girerken de bedava kapıdan dergilerin olduğu bir yer var. Kocaman baktım, şöyle bir dergi var. Aldım, baktım. İlk defa ha işiyle o zaman karşılaştım. Zaten bir parantez açayım. 1998 yılında Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın bir raporu var. 2023'te iklimi önemli ölçüde bir silah haline dönüştüreceğiz diyor. Konuda çalışmalar var. Ve bazı Türkiye'de çok değerli meslektaşlarım alınmasınlar da bu ülkede ak gözlüğüyle bakan bir sürü akademisyen var. Adam bir doktora yapmış, işte oturmuş, ünvanları almış falan filan. Doktoraya alınca her şey olursunuz, merak etmeyin. Ondan sonra dünyaya kulağını kapamış, gözünü kapamış. Akademide önüne ne dayarlarsa onu görmüş. Halbuki akademi zaten kontrol altında. Yayınlarla, SG bilmem ne ayrı efendim. Yönlendirmelerle. Laboratuvarlarla kontrol altında. Ve oranın dışına çıkmanız gerekiyor. Orada görünce, şimdi bir kısmı harp yoktur falan diyor. Bir insan, bir akademisyen harp yoktur diyorsa gerizekalıdır. Hatta aptaldır. Bu kadar. Net söylüyorum. Aptaldır. Ha efendim, harp son depremde kullanılmıştır, kullanılmamıştır, tetiklenmiştir, tetiklenmemiştir. Bunu iddia edebilirsin. Ben derim ki, ben nitekim söyledim de, son 11 ilimizi yıkan depremde harpın ben çarpan olarak, etkileyen olarak kullanıldığı kanaatini taşıyorum. Çünkü bunun kitabını yazdım ben 10 yıl önce. Biyopolitik Savaşlar diye bir kitabım var. Keşke getirseydim yanımda, getirmedim. Şimdi tabii harp Türkiye'de şöyle bir yanlış anlaşılıyor. Harp Türkiye'de sadece Amerika'da olduğu zannediliyor. Hayır. Alaska, Amerika'da, Alaska, Gahana'da, ki ben çok merak ettiğim için o tarafa gittim, arabamla gittim Kanada'dayken. Ama yaklaştırmadılar, sokmadılar, yani ikaz ettiler. Belki vurulabilirsin tabii, adam askeri nitelikli bir Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin, Amerikan Alaska Üniversitesi, başka üniversiteler. Şimdi Türkiye'de o süreler içinde ben bunu söylediğimde bana o kadar terbiyesizce saldıranlar oldu ki. Ama tabii aldırmıyorum da, niye biliyor musun? Rahmetli babamın lafı vardır, oğlum derdi. Bazıları, maalesef çoğun, pek çok insan yeri eşek bevokasından, gökyüzünü yıldızdan zannediyordu. Çünkü adamın gözü bir şeyi, İbn-i Sina'dır, dünyanın en büyük körlüğü nedir biliyor musun? Der. Görmek istememektir. Görmek istemezseniz körlük. Şimdi adam çıkıyor televizyonlarda, ana akım televizyonlarda, ha yoktur falan filan. Ulan gerizekalı. Baksa şu anda harp konusunda Türkiye'de öyle bir derin uzman var ki, Koç Üniversitesi Rektörü Ümran İnan Hoca, çok değerli bir bilim insanıdır. Türkiye'mizin, Türk milletinin, Erzincan'ın gururudur. Bu adam Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunudur.
Amerika Birleşik Devletleri Stanford Üniversitesi'nde adam uzmanlık alanı budur. ELF sistemleri, kısa devre frekans sistemleri. Har yani. Ve adam 330 tane makale yazmış. Adam 60 tane şeye kişiyi profesör yapmış, doktora vermiş. Böyle bir adam 2009'dan beri şu anda Koç Üniversitesi rektörü bu adam. Koç Üniversitesi rektörü. Çok değerli bir bilim insanı. Ben tabii önceleri ismini vermek istemedim hocanın. Ama sonra baktım ki o kadar densiz laflar var ki bari ismini vereyim dedim. Çok değerli bir bilim insanı. Şimdi böyle bir insan artı 1999'dan beri şeydeki depremden beri Türk ordusunun gündeminde zaten ağır. Artı bu Türk ordusunun yayınladığı bir rapor var elimde. Artı bu konuda çok geniş kaynaklar var Amerika'da. Onları okudum. Artı Ümran İnan'ın adı Antarktika'da İnan Peak diye bir tepeye verildi. Yani bu kadar değerli bir bilim insanı. Ama Türkiye'de HAARP'ın sadece depremi tetikleme, efendim fay hatlarını tetikleme bu konuşuluyor. Bu çok önemli değil. Önemli önemli değil. Niye biliyor musunuz? Öyle çalmazsınız, çırpmazsınız. Ben bir sohbet sırasında dinlemiştim. Japonya'da 99 depreminden sonra. Japon profesöre sordum ki aynı evde kalıyorduk. Sizin ülkede bir bina müteahhit olmak için işte neler yapmak, ne izin? Yok izin almaya gerek yok. Çünkü dedi çalmaz. Çalarsa intihar eder. Ölür, öldürürler dedi. Evet. Ölür. Şimdi Türkiye Almanya'ya bakıyorsun. Almanya'da baktığınızda yuvarlıyorum rakamı. 400 tane müteahhit var koca Almanya'da. Türkiye'de en kolay olacağınız bakın sayın. Müteahhit çok kolay olursunuz. Gazeteci çok kolay olursunuz. Hatta artık profesör de çok kolay oluyorsunuz. Onun için çalmamak önemli. Siz çalmadan o fay hattına uygun binayı yaparsanız bir şey olmaz. Ben San Francisco'da bir otelin 44. katında kaldım. Deprem doldu. O bina geldi gitti. Ama o zemine uygun binayı yapmış adam. Ama HAARP'ın önemli bir özelliği var. HAARP'ın önemli özelliği şu. HAARP iklimler üzerinde oynayabiliyor. Modifiye edebiliyorlar. Şimdi bu sene 2023'ün girerken 2022'nin Ekim'inde, Kasım'ında siz televizyonlusunuz bilirsiniz. Şu gazetelerde televizyon. Avrupa'yı buzda tutacak. Üşüyecek. Battaniye satışları patladı. Avrupa'da da Türkiye'de kış olmadı. Kış nerede oldu? Benim uzun yıllar kaldığım Kaliforniya'da oldu. Çünkü ya bir belediye başkanı Nurettin Sözen rahmetli hoca İstanbul'a belediye başkanı dedi. Susuzluk kırılıyordu. Ya suni tohumla böyle yağmur yağdırıldı o zaman. Şimdi o teknoloji var ise, uzaktan kumanda var ise, Wi-Fi var ise, mikrodalga varsa, mikrodalganın daha teknik hali bu gelişmiş. Ha yok demek aptallığın ötesinde bir şey. Ama işte burada Vietnam Savaşı'ndan beri iklimler modifiye ediyor. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin bu konuda raporu var. Ve bu sene görüyoruz ki şimdi küresel elitokrasi sistemi değiştirmeyi önce bir hadiseyi meydana çıkarırlar. Bir hadiseyi önce küreselleştirirler. Düşünün 20 yıldır iklim küreselleşti. Ve şimdi diyorlar ki tek başına bir ülke çözemez. Herkes olmalı. Yani Birleşmiş Milletler gibi, IMF gibi, Dünya Bankası gibi. Ondan sonra bir tane kız çıkarıyorlar, bir salak kız çıkarıyorlar. İsveç'ten mi nereden? Türkiye'nin iklim değişikliği, hava kirliliği ile yani herhangi bir dahli yok. Kız Türkiye'yi suçluyor. Kız oraya bilmem neyle gidiyor sonra uçağa binip gidiyor. Yani bunlar algılarımızla oynuyorlar. Yani salak salak işler bunlar. İşte burada olay şu. İklimin önümüzdeki yıllarda çok yoğun olarak kullanılacağı susuz, efendim yağmurun yağacağı zamanda yağmaması, yağmayacağı zamanda yağmaması. Suudi Arabistan'a bu sene çöle kar yağdı biliyorsunuz. Bunlar gibi. Efendim tam sebze meyve döle döneceği, çiçekten meyveye geçeceği dönemde bir yağmur soğukla tufan olacak. Şimdi buradan herkese bir haber vereyim.
Şimdiden eşinizden, dostunuzdan zeytin tedarik edin. Çünkü 2023-2024'te sezonda zeytin fiyatları uça katlanacak, haberiniz olsun. Çünkü yok. Manavgat'ta yok. Serik'te yok. Benim bahçem var. Kardeşlerimin bahçesi var, zeytin bahçeleri. Bizim ailenin yiyeceği zeytin. Böyle bir şey. İşte iklim silahı şudur. İklim bir savaş metodudur. Bir biyolojik silahtır. Gıda ve su üzerinden insanlığı terbiye etme operasyonudur. Yani aslında bir fakirleşmeden bahsediyoruz ama yani paramız olsa dahi bulamayacağız. 2025'ten itibaren paramız olsa da istediğimiz gıdayı bulamayacağız. Hı hı. Amerika'da 44. katta Chicago'da Michigan Gölü'ne bakan ben tanıdığım hocanın bahçe yaptığını gördüm balkonda. Kızımın arkadaşlarının evlerinde bahçe yaptığını gördüm. Şimdi İstanbul Ataköy'de bir öğretmen hanım yapıyordu. Bir sürü herkes balkonumuzda maydanoz ekin. Ya maydanoz ekin tanesinin ne olduğunu herkes biliyor. Evet, toprağa da gerek yok. Boruların içinde bile. Ya al bir tane sak. 4 tane tahta al kardeşim, götür bahçeden toprağa doldur. Maydanozunu dik, marulunu dik, soğanını dik, sarımsağını dik ya. Ama bir şey söyleyeyim. Şimdi kadınlarımız alınmasın. Erkeklerimiz alınmasın. Türk insanı dehşet tembel. Tembel. Böyle bir şey olmaz. Tembelliğin sonu ölümdür. Biraz da marketten alışveriş, tüketim bunları getirdi. Bunlara sebep. Bizim köye. Aklım durdu. İsimini vermeyeyim. Şu yaygın zincir marketlerden 2 tanesi girmiş. Ya yapmayın etmeyin kardeşim. Ne işi var bunların orada? Bununla birlikte daha fazla fakirleşme dönemini evet. Göreceğiz. Gelecek 20 yıl, önümüzdeki 10 yıl dehşet fakirleşeceğiz. Peki bir de Ağustos ayından sonra özellikle bir Türkiye tarih verdi. Aleyna Hanım, ben vatansever bir insanım. Milliyetçi bir insanım. İnançlı bir insanım. Sakladığım da yok zaten. Ama hükümet ipin ucunu kaçırdı. Bu Mehmet Şimşek'le falan olacak işler değildir bu. Mehmet Şimşek ikinci bir Kemal Derviş vakası. Ya şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın adamın sağlık problemleri de var. Buna rağmen tabii muhalefetten iyi koşturuyor adam, söyleyeyim yani. Muhalefet salı günleri lık 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 şey yapıyor, iktidara gelecek. Hadi canım, sen de dalga mı geçiyorsunuz bizimle? Ülkenin sağlık problemi olan Cumhurbaşkanı fellik fellik geziyor yurt dışı. Ana muhalefet partisiyle öteki parti salı günleri biraz mutluk atıyorlar. Alkış, kendi seçtikleri milletvekilleri alkışlıyor. İktidara geleceklermiş. Çok beklediler daha. Ondan sonra işte burada hükümetin özellikle 2016'dan sonraki ekonomik politikalar baştan sona yanlış. Bu yanlışlığın sonu geldik, dövizi tükettik, onu tükettik, bunu tükettik ve tam takır kara bakır. Ve tarihte Osmanlı atamız para oyunları diyeyim. Ve bugün bir objektif şart var. Hükümetin 2016'dan beri yanlış ekonomik para politikalarıyla, üretim politikalarıyla kendimiz hata yaptık. İşte bu hatayı dış güçler kullanıyor mu? Kullanır kardeşim. Kullanıyor. Onun için boşluk var çünkü. Boşluk var. Hükümet mesela böyle Indira Gandhi işleriyle falan değil. Bir paket olarak gelecek. Tabii Mehmet Şimşek falan boyutunu aşar bu. Ondan sonra gelecek. Tak 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 tak. Acil ilacı içeceğiz. 3 sene mi 5 sene mi lahavle çekeceğiz. Ama ciddi tedbirler. Kadın erkek ilişkisi. Siyasetin ve hasretin. Ekonominin bir tek ilacı vardır. Güven. Hı hı. Bu hükümet güveni tesis edebilir mi? Şu ana kadar tesis edemedi. Umarım tesis etsin. Çünkü bu vatan benim. Bu vatan bizim. Bu vatan Türk milletinin. Hiçbir siyasi parti umurumda falan değil. Ben Türk milletinin bekasından yanayım. Ama şu ana kadar iyi gidiyor mu? Hayır, iyi gitmiyor. Peki hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ramazan Kurtoğlu'yla bu haftaki programımızı burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.